Evet arkadaşlar, masamı tekrar bu tarafa aldım. Yeni kupalarım böyle. Buraları düzenledim, temizledim. Ne yaptım? Seramikler var. Karakalenin oturması için bir sürü tabure aldım arkadaşlar. Çünkü bu masaların önüne çok fazla sandalye. Böyle arkadaşlar. Evet. Bu şekilde. Buradayım. Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikte neler yaptınız? Umarım zamanınız güzel geçmiştir. Benim de zamanım güzel geçti. Yumruğunuzda tuhaf tablolar yaptım. Seramik yaptım. Tablolar, akrilik boyama. Daha çok akrilik, yağlı boya yapıyorum. Sergilere katıldım. Onun dışında başka da pek bir şey yapmadım arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi atölyemi tekrar düzenledim. Bugün size atölye turu yaptırmak istiyorum. Eğer severseniz, umarım severseniz atölyemin halini sizlere göstermek istiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, masamı tekrar bu tarafa aldım. Yeni kupalarım. Bunları çok severek aldım. Çeviriyorum. Ben oradan daha iyi görüyorum bunları. Yeni yaptığım resimleri buraya astım. Yeni yaptığım bir resim var burada. Masamı ikiye böldürdüm. Arkadaşlar, buradaki büyük masadan tam ikiye bölündü. Ve böylece ikinci bir masa elde etmiş olduk. Bu masanın üstünde de çalışmalarımı yapacağım. Ve de öğrencilerime workshop yapacağım. Benim oturması için bir sürü tabure aldım arkadaşlar. Çünkü bu masaların önüne çok fazla sandalye sığmıyor. Bunun gibi taburelere oturup buradan çalışmalarımızı yapacağız artık. Evet, yeni işlerimi de böyle görebilirsiniz. Değişiklikler. Şurada bir mandalina ağacı şeklinde çiçeğim var. Ondan sonra cima. Burada yeni yapmış olduğum bir kuş. Seramikten kurumaya bırakılmış. Daha sonra yeni havlular aldım arkadaşlar. Yeni bardaklar aldım. Bardak rafım bardağı. Böyle. Buraları düzenledim, temizledim. Evet. Bu şekilde. Ne yaptım? Burada seramikler var yine. Göbeklitepe dörtlüsü var burada. Kara kalemler. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bazı yeniliklerim bunlardı. Hani küçük fincanlar, yeni havlular almak. Böyle küçük şeyler de atölyeye yeni bir enerji getirdi. Masanın ikiye bölünmesi, yeni tabureler alınması biraz genişletti ortalığı. Zaten her yerde buranın enerjisini değiştiriyor. Yeni yaptığım seramikler. Bunların hepsi bu 2 sene içinde atölyem bayağı değişmiş aslında. Şöyle bir genele bakarsak 2 sene öncekinden şu anda çok daha farklı. Daha fazla çalışmanın yapıldığı, günlerimin boş geçmediği bir atölye oldu. Sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Ziyaret etmek isterseniz web siteme de bakabilirsiniz. partmozika.com. Instagram'dan yazabilirsiniz. partmozika Instagram adresi. Bana mesaj atabilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bay bay, görüşmek üzere.